Bültenimize Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'ın Hazreti Ali Efendimizin türbesinin bulunduğu Irak'ın Necef kentine yaptığı ziyaretle açıyoruz. Kalabalık bir heyetle Necef'e giden Haydar Baş türbeyi ziyaretinin ardından Ehli Beyt'i ve İmam Ali'yi anlattı. Bültenimize BTP liderinin Necef ziyaretinden görüntülerle başlıyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, El Hekim ve Sistani ailelerinin daveti üzerine Hazreti Ali Efendimizin kabrinin de bulunduğu Irak'ın Necef kentine gitti. BTP lideri ve beraberindeki kalabalık heyet Necef Havaalanı'nda El Hekim ailesinin önde gelen isimleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Profesör Doktor Haydar Baş ve beraberindekilere Hazreti Ali Türbesi'nin misafirhanesinde ikramda bulunuldu. Şu an İmam Ali Türbesi'nin yemekhanesindeyiz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in onuruna bir yemek verilmekte şu an. Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve ekibini ağırlayan, konuk eden, davet eden kişi ise Irak'ın ünlü ve köklü ailelerinden El Hekim ailesi. Daha sonra Hazreti Ali Türbesi ziyaret edildi. Necef'te İmam-ı Ali Hazretlerinin türbesinin tam önündeyiz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey şu an türbeyi beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ediyor. BTP lideri türbeye işte böyle girdi. BTP lideri ziyaretin ardından mikrofonlarımıza konuştu. Biz ilk defa İmam Ali Efendimiz'in mübarek kabrini ziyaret ettik. İmam Ali İslam dünyasında Allah'ın ve Resulullah'ın ilk tayin ettiği halifedir. İlk defa biz böyle büyük bir insanı geldik mekanında, makamında ziyaret etme imkanı ve fırsatı bulduk. Bunu bize lütfeden Allah'a şükürler ve de hamdü senalar olsun. Bizim bir ekip olarak gelmemizde bütün arkadaşlarımızın aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı düşünceyi paylaştığını ben şahsen müşahede ettim. Bu dünyayı hemen hemen biz sadece kulaktan kulağa gelen sözlerle tanıyor ve duyuyorduk, biliyorduk. Ama geldik baktık ki çok farklı bir dünya. Burada aşıkla maşun birbirine vuslat edip kavuştuğu mekan, yer. Yani çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç, herkes 7'den 70'e ciddi bir manevi hava etrafında buluşuyorlar, birleşiyorlar. Yani her an burada sofralar kuruluyor. Bu sofralar feyiz ve bereket sofrası, muhabbetullah sofrası. Tabii nasibi olan olduğu kadarıyla da bunlardan tefeyyüz ediyor, istifade ediyor. Mesela arkadaşları ben dinlediğimde ben sanki Arafat'taydım, Haç'taydım diyor. Şimdi bu havayı teneffüs etmek zaten başlı başına bir olay. Bana şimdi diyorsun ki duygularını anlatabilir misin? Şimdi her anı bir Beytullah olan, her anı bir Arafat olan bir mekanda nasıl duygularını anlatabilirsin ki? Sadece bu yaşanır. Mevlana'ya aşk nedir diye sormuşlar. Ben ol da bilesin demiş. Şimdi burası böyle bir yer. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Himmet ve tasarrufuyla hem dünyamızı hem bütün İslam alemini bir beraber kardeş olarak bize hibe etsin diyorum. Profesör Doktor Haydar Baş'a eşlik eden heyette yer alan isimler de Hazreti Ali Türbesi önünde açıklamalarda bulundu. Velayetin şahını Ehl-i Beyt külliyatıyla anlatan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le onun güzelliğini, ölçülerini, hayatını bugünümüze yansıtan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le burayı ziyaret etmek çok farklı bir duygudur. Gerçekten İmam Ali Efendimiz kıyamete kadar insanlara ulaşacak, Yüce Allah'tan ulaşacak bütün aşkların, muhabbetlerin, feyizlerin yoludur, kaynağıdır, menbaıdır. Muhammed Mustafa'dan aldığı o nuru taşıyandır. Buradaki ziyaretimiz bu güzellik içerisinde, bu mana içerisinde, bu feyiz içerisinde, bu muhabbet içerisinde yaşadık. İmam Ali Efendimiz'i biz çocukluk yıllarımızdan beri duyardık ama maalesef hakkında yeterince bilgi sahibi değildik.
son dönemde Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Ehl-i Beyt külliyatıyla İmam Ali Efendimiz, Ehl-i Beyt efendilerimiz hayatımıza girdi. Meğersem bunlar bizim yitiklerimiz imiş. Bunu bulduk. Ve yine Sayın hocamızla beraber bugün Necef'teyiz. İmam Ali Efendimiz'i ziyaret ettik. Hakikaten büyük bir gurur, büyük bir güzellik. Bütün kardeşlerimize ben bunu tavsiye ediyorum. Burada Şii-Sünni birlikteliğini Ehl-i Beyt'in şahsında doya doya yaşadık. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın önderliğinde. Gururluyum ve bütün milletimize bu duyguları yaşamasını Rabbimden niyaz ediyorum efendim. Sağ ol. Ehl-i Beyt'i sevme Kur'an-ı Azimşan'daki ayetlerden kaynaklanıyor. Hatta İmam-ı Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'i sevmenin farz olduğunu da söyler. Esasında bugün çok iyi oldu. Hocam arkadaşlarımla birlikte Ehl-i Beyt'i ziyaret için geldik. Hazreti Ali Efendimiz ziyaret için geldik. Çok güzel bir kalabalık, çok güzel bir aşk ve meşle karşılaştık. Çok güzel bir gün geçirdik. Allah razı olsun diyorum. Sizler sayesinde gün geçirdik. Ehl-i Beyt bizim her şeyimiz. Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek imandan ileri gelir. Onun aşkıyla, meşkiyle inşallah Cenab-ı Allah bütün kalbimizi, bütün benliğimizi doyursun inşallah diyorum. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Farklı bir gün yaşıyoruz. Şunu anladık ki İslam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes Müslümandır. Bunun Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Bektaşisi yoktur. Bunu gördük. Ve sadece biz İslamiyet'i Ehl-i Sünnet olarak algılamamız, Ehl-i Sünnet'in dışındakilerin İslam'ın dışında haşa olduğunu kabul etmemiz yanlış bir duygudur. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız kendilerinden Allah razı olsun bu meşaleyi yaktı. Ehl-i Sünnet'le beraber Ehl-i Beyt kardeşliğini ortaya koydu. Yani Müslüman kardeşliği. Müslümanların tamamı kardeştir.